Karşı aldı. Evi adresi bilsin Kora. Ev adresi bebek kartı var. Şimdi karşımda. Bu da beni var. Önemli mi? Şimdi biz sana 10 torba kömür vereceğiz. Sen götür şu adresten alırsın, olur mu? Valla Allah razı olsun, yardımcı oluyorlar. Yani ellerinden geleni yapıyorlar. Allah razı olsun, memnunuz yani. Verdirse. Kömür. Ne kadar kömür alacak? 10 torba kömür verilecek. Tamam. Tamam, Allah razı olsun, Allah hepsinin hayrını kabul etsin. İyi akşamlar abicim, kendinize iyi bakın. Sağ gelmiş, o yüzden... Bizler Kızılay Ağrı Şubesi olarak her sene yaptığımız gibi bu sene de özellikle kış şartlarının çok zor olduğu Ağrı'da kömür dağıtımları yapıyoruz. Bu kömür dağıtımları vatandaşımız için çok kıymetli çünkü zaten kış çok zor ve kömür fiyatları da çok yüksek olduğu için ısınma ihtiyaçlarını karşılayamayabiliyorlar. Bizler de bu şekilde kömür desteği vermeye devam ediyoruz. Yani olsa getiriyorlar. Olmasa başka diyecek şey yok. Evet, kömür. Sağ olun, beni kabul etsinler.
yemeğini zamanında yiyoruz, hep duyuyoruz. Her gün dedik, cumartesi her şey gün kazanır. İyi akşamlar. Tek tek kapı kapı geziyoruz ve ev tespitlerinde özellikle bize öncesinden başvurmuş veya zaten her sene bildiğimiz ihtiyaç sahibi olduğundan emin olduğumuz ailelerimize 250 kilodan az olmama kaydıyla kömür desteklerimizi veriyoruz. Özellikle bu belirlemiş olduğumuz aileler günlük düzenli olarak Kızılay'dan zaten 365 gün boyunca yemeklerini alıyorlar. Bayram dönemlerinde bayram şekerleri, lokumları, bayram öncesi çocuklarımızın kıyafetleri, dönem dönem bağışçılarımızın zekatlarını da ulaştırıyoruz. İçeri gelseydiniz. Allah razı olsun. Şimdi, Tufan oğulları var ablacığım. Sen de annene yardım et. 15 Nisan oldu. 15 Nisan biliyor musun? Bu ab geçtiğine de geçti. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. İyi ki varlar. Allah razı olsun. Valla onlar da olmasa valla dönüyoruz. Kömürümüz yok falan. Teze falan kullanıyoruz. Allah razı olsun. Çok yani bize ne yardımı varsa veriyorlar. Allah razı olsun. Yemek de alıyoruz. Allah razı olsun. Allah hayranını kabul etsin inşallah. Aleyküm selam, hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk, Allah razı Allah sizden razı olsun. Yani biz özellikle yaşlı, yalnız kalan teyzelerimizin, dedelerimizin mutlaka ziyaretine gitmeye çalışıyoruz. Çünkü onların bazen yemekten, kömürden ziyade bir sohbete, bir arkadaşa ihtiyaçları olabiliyor. Biz bu yüzden kadın ekibimiz, genç ekibimiz veya il yönetimimiz mutlaka gelip ziyaret etmeye çalışıyoruz. Bir hayır dualarını almaya çalışıyoruz. Yani aslında önemli olan o ve onların da bizlerden her zaman beklentisi bu. Yani bir komşusunun bile gelip kapısını çalması, halini hatırını sorması aslında onlar için en büyük iyilik. Hazal teyzemiz yalnız yaşayan biri ve biz
kömür olsun, diğer yardımlarımızla mutlaka gelip destek olmaya çalışıyoruz. Teyzemiz bazen zaten geldiğimiz zaman bizi güler yüzle de karşılıyor ve biz onun hayır duasını aldığımız zaman onun kadar en az biz de mutlu oluyoruz. Aynen. Çünkü biz insanların da büyük bir ihtiyacı bu aslında. Yani biz birine iyilik yaparken aslında manevi olarak kendimize de büyük bir iyilik yapmış oluyoruz. Biz sana biraz da meyve getirdik. Kendine iyi bakman lazım. Allah razı olsun. Cümlemizden mutlaka kendini... Başımla gözümün üstüne gelmişsin. Allah razı olsun. Allah seni de hiç unutmasın. Allah sen de Serdar olmuşsun. Bunlara bunlar bilmirdiler. Yine sana duacı, hep bize duacı. Senin duan bize yeter nene. Allah razı olsun. İnşallah siz elinize ateşe atsanız önünüzden peynir olsun. Allah senden razı olsun. İnşallah Allah'ın izniyle benim duam sizin hepinizin arkasında. Allah razı olsun. Allah hepinizi kabul etsin. Allah emanet olsun. Allah sizi unutmasın. Kendine iyi bak. Acaba bana uymuşsun. O zaman gözünüzde. Hadi.